Kafa Top Eki'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte 7. seviye destansı Kızıl Şaman'la maçlar atacağız arkadaşlar. Yetenek kısmına hemen bir bakıyoruz. Arton 10 zıplama, R 10 boyut, artı 10 şut, R 10 hızı var. Yani 5 yıldızlı yeteneklerin hepsi tam arkadaşlar. Bu da maçlarda bize güzel avantajlar sağlayacak. Gücü 146.5. Hemen maçlara başlıyoruz. Haydi bakalım. Ee, bu arada bu hesabı bize sağlayan Süleyman Şimşek'e çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi. Kızıl Şaman'la bakalım neler yapabileceğiz. Görelim. Evet. Rakip bulamadı hala. 10 saniye geçti. Evet. Ee, neydi bu? Hexlord. Hexlord. Hexlord rakibin ismini sonradan hatırladım. E, Hexlord vs Kızılçaman. Şöyle bir gol. Haydi güzel. İlk golümüz attık arkadaşlar. Daha ben buna Hexlord dedim de bu karakterin adı Hexlord değildi galiba ya. Yıldız askerim arkadaşlar bu. Pardon çok özür diliyorum. Ben bunu Hexlord da karıştırdım. Rakibin taktığı aksesuarlardan dolayı ben bunu da karıştırdım. Fakat e, bu Yıldız Askeri mi Hextort mu şu an seçemedim de gerçekten. 2-2 e, oldu maç. Aslında Yıldız Askeri daha mı büyük oluyordu? E, maç 3-2 oldu. Gerçekten şu an karıştırmamam gereken karakterleri karıştırdım. Ama yapacak bir şey yok. Artık bir gol daha atalım. İnanmıyorum. Ah az daha giriyordu gol. Sıkıntı yok 3-2 yerden güzel bir gol attık. Maç 3-3 arkadaşlar. Yahya isimli bir arkadaşımız var. Güzel 4-3 yaptık. Öne geçtik. Son 47 saniye. fark açmamız lazım. 4-4 oldu. Yerden 4 golün herhalde 4'ünü de yerden yedik arkadaşlar. 5.sini havadan yedik. <laughs> ee, haydi güzel. 5-5 yaptık. Son 30, 39 saniye. Erden Oyunda hafif hafif donmalar var. Bu çok büyük sıkıntı yaratıyor. 6-5 oldu. Öne geçtik. Son 31 saniye. Ama kanka son 31 saniyede de yapmazsın bunu ya. <laughs> Neyse biz de 3x'imizi atalım. Gerçi son 31 saniye çok da şey değildi ya. Şimdi hani adamın da hakkını yemeyelim. Son saniye özel aşma denilmez son 30 saniye. Bir anlık refleksle dedim ben öyle bir şey ama kusura bakmasın rakibimiz izliyorsa videoyu. 30 saniyede çünkü çok da bir şey olmaz. Yani, ama hani son böyle 10 saniye 5 saniye kala özel açanlar oluyor. Bu tabi sıkıntı yaratıyor. O şekilde. Evet 11'e 8. Son 5 saniye şöyle bir gol atalım. 12'ye 8. 4 saniye kaldı arkadaşlar. Rakibimize bol şans dileyelim. Buradan zaten dönmez maç. imkanı yok. Evet güzel bir maç oldu da. Ben bu karakteri niye karıştırdım? İnanın hiç bilmiyorum. E, taktığı aksesuarlardan dolayı herhalde Yıldız Askeri herhalde bu ya. Değil mi arkadaşlar? Ben buna gidip Hexlord dedim de ikisi arasında gidip geldim. E, şöyle e, bu taraftan gözükmüyor herhalde. E, bu herhalde Yıldız Askeri arkadaşlar. Yıldız Askeri'nin görünüşüne bir bakalım. Yoksa içimde kalır bu benim. E, hızlıca şöyle Yıldız Askeri'ne girelim. E, etkinlik karakteri demiyordu değil mi? Çünkü Hextor şu anda etkinlik karakteriymiş. Ee, şöyle Yıldız Askeri'nin 7. seviye haline de bir bakalım arkadaşlar. Evet, evet. Rakibimiz Yıldız Askeri'ymiş arkadaşlar. Hem de 7. seviye bir Yıldız Askeri'ymiş. Gerçekten güzel şeyler yapmışız yani 7. seviye Yıldız Askeri'ne karşı. Ee, yeni maçımıza hızlıca girelim. Çünkü Yıldız Askeri Kızıl Şaman'dan daha üstün bir karakter. Kazandık yani iyi oldu güzel oldu yeni maçımıza hızlıca başlıyoruz haydi bakalım kızıl şaman ve yine bir yıldız askeri geldi bu az önceki rakipte herhalde arkadaşlar o yüzden rakibe maçı salalım bota düşürmeyelim rakibimizi aynı rakip mi bilmiyorum ama aynı rakip diye düşünüyorum yani az önceki de 7. seviye yıldız askeriydi. Bu da 7. seviye yıldız askeri. Rakibin ismine bakmadım ama rakibi şimdi bota düşürmemek adına şey yaptım. Maçı saldım arkadaşlar. Yeni maçımıza geçiyoruz. Bu sefer Flashpunk geldi karşımıza. Bol şans dileyelim. Yeni maçımıza başlayalım. Haydi bakalım Flashpunk. Şöyle bir yerden yerden güzel bir gol attık. Maç 1-0. Rakibin nadir antrenörü de var bu arada. Haydi kanka at topu. Evet. 2-0 oldu maç. Şöyle bir gol. Yerden yerden, yerden mi? Havadan mı? Garip bir gol attık. Ne olduğu belli olmayan bir gol attık. Yerden yerden değil havadan attık. Yani yerden mi? Havadan mı? O kadar karışıyor ki. <laughs> 5-0 yaptık. Son 67 saniye ve rakibimiz maçı bıraktı arkadaşlar. Abuzettin 160 nickli bir arkadaşımız. Ee, bu arada taraftar takviyesi olduğu için bu karakterde biraz iyi miktarda taraftar oluyoruz. 3120 taraftar. Ee, yeni maçımıza başlayacağız. Bakalım yeni maçta kim gelecek karşımıza. Evet iskeletor karakteri geldi arkadaşlar. Şöyle bol şans dileyelim. Maçımıza başlayalım. Haydi bakalım. Bir başla. İlk golümüzü attık. İskeletora ve rakibimizin bağlantısı kesildi. Bekleyelim bakalım. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Sanırım maçtan çıktı arkadaşlar. 1-0. Evet, maçtan çıkmış rakibimiz. Hızlıca yeni maçımıza geçelim bakalım. Kızıl Şaman ile bakalım neler yapacağız devamında. Şu anda herhalde Maç kaybetmedik. Yıldız askeri geldi. Onu kazandık. Onun dışında kim gelmişti? Ee, Skeletor geldi. Onu kazandık. Flashbank geldi. Onu kazandık. Bakalım antik golemi kazanabilecek miyiz? Yani gerçekten şu an kıyasaya bir maç olacağı benziyor arkadaşlar. Antik golem vs. Kızıl Şaman. İlk golümüzü attık antik goleme. Şöyle bir... Ah orada nasıl vuramadım? Neyse sıkıntı yok. 2-0. Haydi bakalım 83 saniye. Rakip kendi kalesine gol attı. 81 saniye var arkadaşlar. Güzel bir gol attık. 4-0 yaptık maçımızı. Şöyle yerden. Yerden yemedi ama havadan güzel bir gol attık. Farkı iyi açtık arkadaşlar başlarda. Son 70 saniye 6-0 maç. Gayet güzel. Evet yerden bir gol yedik. Rakibi ilk golünü attırdık. 7-1 yaptık. Rakip canlandı bir an. Evet rakip canlandı. 8-1. Ama gol atmaya devam ediyoruz. Yerden atamadık. Sıkıntı yok. Havadan, yerden bir şey oldu. Ama attık yani sonuçta golü. 9-2. 57 saniye var arkadaşlar. Haydi bakalım. 9-3 oldu. Rakibe can geldi gerçekten. <laughs> evet. 10-3 arkadaşlar. 50 saniye. Yani bilmiyorum hani şu an rakibimiz herhalde 4 parmak, 3 parmak falan oynuyor olabilir de. Ee, bu konu hakkında yazanlar oluyor işte bana sen iki parmak mı oynuyorsun, dört parmak mı oynuyorsun, kaç parmak oynuyorsun falan filan. Arkadaşlar hani oyundan zevk alabilmek için bence oynanması gereken iki parmak veya üç parmaktır. Çünkü şöyle bir mevzu var. Hani eğer ustalışırsanız sizi hiçbir dört parmak veya yani dört parmak falan yenemez. Çünkü e, söylemek istediğim şu yani iki parmakta daha dikkatli oynarsınız. Yani bu yüzden dolayı ben iki parmağı daha çok tavsiye ediyorum. Ama iki parmakta fazla seri olamazsınız. Onun eksiği de o. Mesela gördüğünüz gibi adam şu an takır tukur oynuyor, zıplıyor, tuşa basıyor falan. Ama iki parmakta daha dikkatli olabilirsiniz diyebilirim. Evet yani siz de tarafınızı seçebilirsiniz. İki parmak mı dört parmak mı? Yani aslında ikisinde de eğlenilebilir. Oynama şekline göre değişiyordur bu. 18'e 9 rakibimize bol şans diliyoruz. Son 3 saniye ve maçımız bitti. Evet. Son bir maç daha atalım mı arkadaşlar? Haydi bakalım son maçımızda neler yapacağız? E, yenilmedik herhalde Kızılçaman'da full win aldık gibi duruyor ama. Bakacağız. Evet. Celebi Demir isimli bir arkadaşımız. Alamet kar karakteriyle geldi. Bakalım bu maçta neler yapacağız. Bir başla. Yerden güzel bir gol. Aa yerden atamadık. Az daha yiyordum. Alamet malamet ama iyi oynayan bir alamet geldi. Oo, ilk golünü de attı maç bir, sıfır. Biz de bir gol attık. 1-1 bir bir yaptık. Beraberliği yakaladık arkadaşlar. Evet rakip ikinci golünü attı. Maç 2-1 oldu. Biraz dikkatli oynasak iyi olacak. Maç 2-2 oldu. Oo, gerçekten o Hani alamet karakteri diye böyle hafife aldık biraz. Rakip iyi şeyler yapıyor. Bakın ezbere oynamanın zararları. Yine aynı şekilde golliyordum. Yemedim bak bu sefer. Eee, maç 4-3. Rakip hani zamanlamayı çok iyi tutturuyor. Gerçekten çok iyi tutturuyor. O yüzden yemememiz lazım. Aman ya Bak adam tam böyle zıplayacağım anı hesaplıyor. Ona göre gol atıyor. Gerçekten güzel. Ben bu arkadaşı çok tebrik ediyorum. Hani adam tam böyle zıplayacağım ana göre gol atıyor ya. Gerçekten ben bu arkadaşı iyi tebrik ediyorum. Bak Tam böyle zıpladığımda gol atıyor arkadaşlar. Hani uzun zamandır ben bu hareketi destansılardan bile gör görmüyorum. Adamdaki refleks yani helal olsun. Yani bu arkadaş eğer hesabını büyütebilirse hani oyunun kralı olur diyebilirim arkadaşlar. Çünkü adamın ee, zamanlaması efsane. Tam böyle havadayken golünü yerleştiriyor gerçekten. Evet 9-8 oldu. 23 saniye Evet 9-9 beraberliği yakaladı. Yani destansıları yenip bu karaktere yenilmeyelim şimdi. Adam çünkü gerçekten iyi bir oyuncu. Bir alamet karakterinden bunları beklemek zor. 11'e 9 son 12, -12 saniye. 12'e 9 güzel farkı açtık biraz biraz. Son 7 saniye. Celebi Demir bu rakibin adını hiç unutmayacağım arkadaşlar. Çünkü e, karakterine göre oynayan en iyi hesap diyebilirim arkadaşlar. <laughs> yani en iyi hesaplardan birisi diyebilirim. O şekilde. E, videomuz bakalım kaç dakika olmuş. 10 dakikayı geçmişiz. Hatta baya geçmişiz. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.